Beast. Varla. Bu tren ray... Lamborghini koru senin olsun. Tamam abi. Bu tren raylarının... Tamam, bunu izliyoruz, sonra toplanırız herhalde. Ben de çocuklara yazayım. Oğlum hasta mısınız lan siz? Üzerinde çeyrek milyon dolarlık bir Lamborghini duruyor ve çok geçmeden devasa bir tren onu paramparça edecek. Çarpışmadan önce bu Lamborghini'yi Blake'e veriyorum. Teşekkür ederim. Tren gelmesi... Arkadaşlar geldim, affedersiniz. Her erkeğin ihtiyacı. Lan senin ananın bacını yorulun, soyun, sokun. Geçmişini, geçmişini. Sevgi, saygı ve hürmetle anayım kardeşim. Yayın artısında gelen kardeşim, cinsel tutkular şahsı ele geçirir ve yayıncıyı böyle şeyler yap. Şaka yapıyorum, gülün diye. Geliyor ama bu 8 asker de Lamborghini'ye 10 bin mermi atmak için pozisyon almış durumda. Hayatımda böyle korkunç bir şey görmedim. Evet, eğlenceli olacak. Ve Lambo'nu mermilerden korumanın bir... Evlilik sitesi sevgi, reklamını... saygı ve hürmetle anayım kardeşim. Evlilik sitesi reklamını şikayet mi edeyim? Niye la? Gönülden sevenler abi. Bakalım neymiş? Sayfa engellendi mi? Ananı... Ne abi? Bir yolunu bulmak için tam... Hemen de tıklıyor. 24 saatin var. İstediğini yapabilirsin. Süre şimdi başlıyor. Tamam, ilk savunma hattı için briketlerden bir duvar dizmek istiyorum. Arkadaşlar tıklayınca bir şey olmaz ki. Diyorum. Ondan sonra buzdolaplarıyla dolu birkaç nakliye konteyneri, sonra da mermileri engellemek için arabalardan oluşan bir duvar. Sence bu saydıkların 10 bin mermiyi durdurmaya yetecek mi yani? Bence yeter Jimmy. Tamam ama burası şimdilik bomboş. İnşaata başla derim. Blake de hemen kredi kartıma erişimi olan 3 mağazaya gitti ve malzemelere abartmıyorum tam 78 bin dolar harcadı. Ama bunlarla sizi sıkmak istemiyorum. Teslimatın tamamlandığı kısma geçelim hadi. Malzemelerin ilk teslimatı şu anda yapılıyor. Vay canına, bütün bunları aldığıma inanamıyorum ki dahası da gelecek. Bir su kamyonu geldi. Lamborghini ne kadar la? Burada arabaların bir kısmı da geldi. Burada da bir yük konteyneri var. Bu kadar malı nereden bulmuş bu? Evet, bu çılgınlık. Makineli tüfekleri kafanıza takmayın. Orada değillermiş gibi. Açıkçası burada ne aradıklarını ben de bilmiyorum. 5 saat geçti ve bu yük konteyneri gerçekten de 10 bin mermiye karşı ilk savunma hattı olmak... Oğlum 200 bin doları korumak için ilk günden saydılar. 78 bin mi harcadın? Üzere. Pekala, bu muhtemelen işimizi görecek. Sence nakliye konteynerleri bu mermileri durdurur mu? Mümkün bile değil. Hapı yuttu diyebilir miyiz ya? Evet, durum onun için kötü gibi. Tamam, çok kötü. Yaklaşık 6 saat oldu. İlerlemenden memnun musun? Oldukça memnunum. Yine aynı adam. Bu adam arkadaşlar... Emin misin? Bu şeyi bir önceki iki videosunda da challenge'ları başaramamıştı. Son bir şans daha istedi. Son bir şans için geldi şimdi Amık. Dar değildim ama tamam. Buradayken bu sisteme güveniyorum. Bu mermileri durdurabilir mi diye bir soru sordum ama hayır dediler. Ne kadar fuckboy bir kombin lan. Ve Blake bunu fark ettiğinde her şeyini ortaya koydu. Sadece gece boyunca çalışmadı. Bu taraftan Bay Demiryolu traversleri. Güzel güzel, evet. Çok iyi, mükemmel. Ertesi sabah bile bu bariyer üzerine uğraşmaya devam etti. Baksanıza, adam konteyneri kamyonet ve dev bir tüple dolduruyor. Ve bir araya getirildiğini gördüğümde gerçekten çok etkilenmiştim. Burada neler yaptın şimdi? Önce ön tarafa bir sürü beton yedim. Geçmez la mermi, ananın nikahı. Bariyerin en yüksek kısmını makineli tüfekleri engellemesi için ayarladım. Çünkü bu şeyler büyük ve korkutucu. Bütün arabalarımı konteynerlere koydum. Çok da su var. Ve bu tarafa bakacak olursanız Lamborghini'sinin her şeyin arkasında nasıl saklandığını göreceksiniz. Ya iyi content. Bu iyi bir content bak. Ben beğendim bunu. Evet, bence halinden memnunum. Şey de güzeldi. Bir önceki parayı koru muhabbeti de güzeldi. Tankla ateş falan ediyorlardı. İyi. Bazı contentleri harbi iyi bir... Bence bütün bunlar o mermileri durduracak mı? Evet, durduracak. Bence başarılı olma ihtimalin yarı yarıya. Bu bence gayet iyi bir oran, evet. Evet, askerler 10 bin mermi atmadan önce Lamborghini'ye bir bakalım. Sadece bu Lamborghini için yarışmıyorsun. 100 bin dolar da söz konusu. Ne? Aynen öyle. Evet, selam, güzel duruyor değil bu mi? Bu sigortayı karşılamak için yeter. Başlayalı 44 saat oldu. 8 korkunç adam ve 10 bin mermi. Hepsi Blake'in inşa ettiklerine karşı. Hadi, hazır mısın? İşareti ver. Oğlum hadi, seker meker, dikkat edin lan. Nişan aldık. Ateş etmeye atıyoruz. Çok yakından gibi atıyorsunuz lan. Evet, ateş açabilirsiniz. Anlaşıldı. Bekleyin! Ateş! Oh! Oh! İnanamıyorum. Aa, kalesini kurşun yağmuruna tutuyorlar. İnanamıyorum. İnanılmaz. Bu çılgınlık. Şu anda bir kesin paramparça etmekle meşguller. Aa, olamaz. Aa, hayır. Blake'in bariyeri paramparça oldu. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Onun henüz bilmediği şey ise bu mermilerin Lamborghini'yi paramparça etmek için düşündüğümüz 4 aşamadan sadece ilki olduğu. Ya da bundan sonra geriye kalan ne varsa mı desem. Hafif makineliği kurdular.
Daha sanki eriyor. Oh! Kriketler paramparça. Artık tek bir merminin bunu delip geçmesi yeter. Yok ya. Logosunda bir delik açacak. İnanamıyorum. Hayır. Bunlar son mermiler. Yok oğlum, yok la. 10.000! Bitti mi? Hadi sene. Bir şey olmasın. Lütfen bir şey olmasın. Ne durumda? Bir şey yok. İşte budur. Yok tabi oğlum, nasıl geçsin, hasta mısınız tek lan? Tek bir delik bile yok bebeğim. Lambosunda mermi deliği falan yok. Eğer Blake henüz tanımıyorsanız da kendisi önceki iki videomuzdaki yarışmacılardan. Ve bugün büyük ödülü kazanmak için üçüncü ve son kez yeniden aramızda. İkinci aşamaya hazır mısın? Evet. Şuradaki dev vinci görüyor musun? Şu büyük sarı petrol kulesi görünümlü şey mi? İkinci aşama bu. Ya o abi. Vinç arabanın 100 metre... Bu adam arkadaşlar... Mason mu ya? Abi ne bunlar, ne ya? Allah Allah ya. Seni yukarı kaldıracak ve 24 saat içinde düşürecek. Ve araban pert olmadan onu yakalaman gerekiyor. Sen ciddi misin? Evet. Tamam, böyle getirin hadi. Biz dünyanın ilk 30 metrelik Lamborghini serbest düşüşünü hazırlarken işte Lamborghini uçuyor bile. Parası var, harcıyor. Sana ne? Kardeş. Zenginin malı züğürtün ağzını yorar. Yarram. İstediğimi derim. Sana ne? Bay canavarın lan. Mr. Beast. Nasıl yakalayacağına dair plan yapmaya başladım. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum ki. Cender, buraya gel. Evet, buradayım. Çakılmasını nasıl engellerdin? Şehirdeki bütün yastıkları alırdım. Sonra da bütün yatakları alırdım. Sonra da bir battaniye. Cender, sen dev bir yatak yapıyorsun. Bir de ılık bir bardak su. Tamam yeter, yardımcı olmuyorsun. Blake, hünerlerini göster. Aa, işim bitti. Pekala millet, hem iyi hem de kötü haberlerim var. Mr. Beast dava açmaz abi. İlk günü inanılmaz... Bir kere beni tanımaz ki abi. ...maz şekilde atlattık. Kötü haberse ha, Lamborghini şu anda havada. Tamam mı? Bir fikri olan var mı? Birisi böyle kafaya takıp şey abi, Mr. Beast'e gönderiyormuş bizi. Bir adam var abi, yayınlarında düzenli sana sövüyor işte. OE falan diyorlar sen. Açıyormuş abi. Yani... Neyse, iyi reklamımız olur la. Ne düşünüyorsunuz söyleyin. Şişme kale olur mu? Şişme kale aslında kötü fikir değilmiş. Çünkü bu... Hiç de fena değil, evet. Blake inşaat işçisinin bilgeliğinden ilham aldıktan sonra ne yapması gerektiğine karar vermişti. Konteynerleri tam burada ortasında X işareti olan bir kareye taşıyacağım, evet. Böylece bu kareyi bir sürü şişme yatak, yastık, baloncuklu, naylonla doldurabilir. Ayrıca bir sürü de şişme kaleye yerleştirebilirim. Fakat bir sorunumuz var, elimde malzeme yok. Mağazalardan aldığım her şeyi beton ya da metal. Yani... Aldığım hiçbir şeyi ikinci gün için kullanamayacağım. Elimde hiçbir şey yok. Blake de ekibini şehirdeki bütün yastıkları ve şişme yatakları almaya gönderdi ve çok uykusuz olmasına oğlum, rağmen hemen bir... işe koyuldu. Şimdiden yani planlamını bunu kazanmak için yarışıyorum. Ben yorgun oldum. Ama ılık süt. Ciddi mi bu? Adam gerçekten bu yatakta dolduruyor. Bir sürü yatak, yastık, yorgan almış ama ılık sütü eksik gibi. Evet, ılık süt olmazsa olmaz. Blake nerede? Çirik çıksın bakalım diye dava açmaz. Görünmüyor. Durma şansı. Böylece sadece bir durmaya çalış. Blake'in işi bitti. Biraz naylonum kaldı. Sanırım bu şey... Evet. Blake bir şey... Naylonu kaplayamadığı için görkemli görünüyor. Blake, sence Lamborghini'nin kurtulacak mı? Kurtulacak Jimmy. Ben o kadar emin değilim. Kurtulacağına şüphem yok. Walmart'taki bütün şişme yatakları aldım. Bu da kurtarmazsa ne kurtarır bilmem. Elimden gelen her şeyi yaptım. İşte bir fiyasımız oh, Blake. Teşekkür ederim Jimmy. Artık arabayı kaybetsem bile leziz bir çikolatam var. Walmart'ta satılıyor. Çikolatamızı deneyin. Beğenecek misiniz merak ediyorum. Ama her neyse, elinde 3 şişme kale, 150 yastık var. Kaç yastık var? 150. 150 yastık var ve ayrıca 2000 de karton kutu var mı? Lambo'nun düşüşünü yavaşlatabilecek mi? Evet. Evet. Bir değil iki evet. Tamam. Evet. 24 saat çalıştı. Hiç bırakmadı. Kelime oyunu yaptım. 3, 2, 1... Lamborghini'yi bırakın! Oh! Wow, mantar! Hadi, hadi, hadi! İyi, bir şey olmadı. Bu ses hiç iyiye işaret değil. Bir şey olmasın, bir şey olmasın, bir şey olmasın, bir şey olmasın. Evet, konteyneri önümüzden çekiyorlar. O Lambo'nun kurtulmasının imkanı yok. Şu kutuları yoldan çekin. Oo! Ne? Arabanın ne kadar hasar aldığına bakacağız. Işıklar çalışıyor. Işıklar çalışıyor. Evet, bu Prenses Kalesi arabayı genel olarak kurtarmış olabilir. Kader anı geldi. Tarihte bir Lamborghini'nin düşüşünü yavaşlatan ilk kişi olabilirsin. Eğer çalışırsa. Evet, evet. Bir bakalım. Oh!
çalışıyor. Evet, inanamıyorum. Evet, işte bundan söz ediyordum. Ya abi var ya, adam mutlu ediyor sonra en sonunda da hayal kırıklığına boğup bırakıyor ya adamı var ya. Bir şey yok. Umarım kazanır bu çocuk da. Verir değil mi abi şeyini verir. Lamborghini'sini verir değil mi abi adamın? Verir ya. Tampondaki küçük bir çatlak dışında her şey iyi görünüyor. Resmi ekspertiz aracılığıyla öğrendiğimize göre bu hasar Blake'in Lamborghini'sinin fiyatını çok düşürmeyecek. 10 binlik bir hasar, evet. Teşekkür ederim. İyi haberlerle geldiniz. O halde 3. aşamadan bahsetme zamanı. Bu aşamada yanan arabalar var. Blake sıradaki meydan okuma için en büyük kabusuyla yine yüzleşecek. Geçen sefer Blake'e her şeye mal olan yanan arabalar meydan okumasını yeniden deneyeceğiz. Vay canına, bu yaptığın alçaklık. Ama bunu daha önce de yaptı. Demiyoruz, boşuna demiyoruz abi. Bay canavarı diye. Tığ için geçen seferkinden 2 kat daha fazla araba bırakarak çıtayı yükselteceğiz. 10 tane yanan araba bırakıyorlar adama. Abi bu nasıl içerik ya? Yarın görüşürüz. Kendimi kanıtlayacağım. Göreceksiniz. Blake gecenin geri kalanını son aşamada diktiği bariyeri bozarak geçirdi ve tatlı bir uykunun ardından 3. aşama için hazırlıklara başlamaya... ...geçtireceğim. Ve en önemlisi bu sefer yanıcı bir şey kullanmayacağım. Bu arabaları saptırır mı? Evet tabii. Hayır dersin sanmıştım. Blake daha sonra ekibinden konteynerdeki tahta parçalarını teker teker çıkarmalarını istedi. Çünkü son meydan okumayı bu yüzden kaybetmişti. Sonra da Lamborghini'yi çevreleyecek olan konteynerin tabanını kesmelerini istedi. Konteyner evet. Bu arabaya çok zarar verebilir. Ve şey ezer değil mi? Evet. Ezer mi? Yani evet bence fazla ağır. Bu da hallolduktan sonra Blake'in tek yapması gereken konteyneri Lamborghini'ye zarar vermeden dikkatlice indirmek. Bir çizik binlerce dolara mal olabilir. İyiyiz, aynen böyle. Araba çok yakın, çizilmek üzere. Parmaklara dikkat, indiriyoruz. Evet, evet. İnanamıyorum. Şimdi de bu konteynerlerden bir V oluşturacağız. Ya araba oraya sıkışırsa? Hayır, bu mümkün değil. Bu sivri şeyi tepeye bu yüzden koyuyoruz işte. Sence bu gerçekten de arabaları saptırabilir mi? Kesinlikle. Geriye 20 dakika. Bu kadar. Geçen... Blake, bu meydan okumada tamı tamına 500 bin dolar kaybetmiştin. Nasıl hissediyorsun? Kendime güveniyorum. Seyircimiz bir şey merak ediyordur. Geçen seferki gibi içine tahta koydun mu? Aynen. Birazcık, hayır. Veya şu sivri çatı neyse. Kanka. Yepyeni Lamborghini'sini en sonunda elde etmeye bir adım daha mı yaklaşacak? Atın la arabaları. 2-1 bırakın. Bu hiç olmadı. Bence hayır, gerçekleşmesini istemediği bir şey varsa o da buydu. Hayır. Hala umutlu musun? Bek değil. Hayır. Evet, eski anılar gözümde canlanıyor. Senin mi canlanıyor? Tamam, sıradaki gelsin mi? Ne hadi gönder, gönder hadi. Bırakın. Attı arabalar ne kadar lan? Hayır, çatı çökmek üzere gibi görünüyor. Blake'in geçen seferki gibi yanan arabaları geçememe ihtimaline karşı bu anı değerlendirip size harika yeni bir telefondan bahsedeceğim. Şu anda ekranda izlediğiniz şey yeni Samsung Galaxy S24 Ultra ile çekilmiş. Telefon ağır çekim ve 4K kayıt yapabiliyor. Telefonun kamerası ayrı bir şey. Yaklaşık 200 metre uzaktayız ve gece vakti. Çok belirgin. Evet, bırakabilirsiniz. Çok kötü bir manzara. Ayrıca Galaxy AI foto asistanı gibi bir sürü yeni özelliğe sahip. Lambo'nun tamponunun çatladığı aşama vardı ya, hatırladınız mı? Bu şekilde parmağınızla seçebiliyorsunuz. Şimdi tek yapmanız gereken silmeye basmak ve böylece tampon tamir oluyor. Arabam hasarsız. Fotoğrafta öyle ama. Bırakabilirsiniz. Anasın. Bu telefonda ayrıca bilgiye erişmeyi inanılmaz derecede kolaylaştıran Circle to Search Google özelliği de var. Geçen sefer olsa Blake ahşaptan demiryolu traversleri yanıcı mı diye bir araştırabilirdi. Bunun için tek gereken şey ana ekrana uzunca basıp traversleri parmakla seçip sormak olurdu. Bu iyiymiş lan. Yanıcı mı? Gördüğünüz gibi demiryolu traversleri yanıcı mı? Cevabı anında öğrenebilirdi. Bu söylerdi. Bu telefon beni gerçekten etkiledi ve sizin de etkilendiğinizi düşünüyorum. Yani samsung.com'a gidin, açıklamadaki bağlantıya tıklayın ya da bu QR kodunu tarayın. Sıradaki araba... Adam iyi la. İyi aga bu iş. Arabayı da bırakalım. Çekime bak. Araba üstüne araba bırakıyor. Her arabayla Blake'in daha da gerildiğini görebiliyorduk. Ama aynı zamanda bu darbenin konteynere büyük zarar vermeye başladığı da belli oluyordu. Alttaki konteyner bayağı bir eğildi. Bu noktada Lamborghini'yi koruyan konteyner arabaların ağırlığı ve ısısı nedeniyle ezilmeye başlamıştı.
Bu son gördüğümden beri hiç aklımdan çıkmadı. Ve son arabayı da bırakma vakti. Evet. Oh. Düş. Oh. Düş. Oh. Hayır. Hayır, içerisi 1000 derece falan olmalı. Lamborghini muhtemelen şu anda eriyordur. Yangın söndürücüyü aldık. Nasılsa çok hızlı koşuyor. Dikkatli ol Blake. Geliyorum. Ne? Bir adamın umuduyla oynamaktır abi bu ya. Ne durumda? Her şey yolunda. Bir şey yok. Helal lan. Nasılmış ha? Eğer bir araba daha bıraksaydık bu konteyner yıkılırdı. 10 bin mermiyi durdurdun. Kolaydı. Sonra seni araba... yeneceğiz. Bay canavarı. Yeneceğiz seni. Düşüşünü yavaşlattın. Evet. Ayrıca yanan 10 araba süren. Ne koşu yüzden hiç vakit kaybetti. Son challenge ne abi? Tren mi abi? Ayrıca yanan 10 arabayı da savuşturdun. 4. aşamaya geçme vakti. Hadi. Hip hop CJ. Treni görelim. Hip hop motherfucker. Ve süren şimdi başlıyor. Gitmem gerekiyor. Nasıl, tren mi durduracak? Yani çok daha ciddi bir tehdit olacağını biliyordu. Bu yüzden hiç vakit kaybetmeden işe koyuldu. Treni durdurmanın en iyi yolu raydan çıkarmak. Burada da bunu yapmaya çalışıyorum. Bu traversler sıkıca tutturulmuş. Hepsi... Abi adamlar neler yapıyor ya falan, içeriye bakar mısın Allah rızası için ya. Raydan tren çıkarma içeriği. Rabbim bize de nasip et ya. Şöyle ucube çılgın içerikler yapalım ya. Birbirimizin taş şaklarına elektroşok falan vuralım, ne bileyim ya. Trenin altında olacak. Tren de onlara çarpacak işte. Eğer bunu 100 kere daha yaparsam trenin bunları aşıp geçebileceğini pek sanmam. Traversler bana geçen videodaki mücadeleyi kaybettirdi. Bu sefer kurtarıcım onlar. Raydan 5 santim kurtarırsak bunu kazanıyorum. 5 santimetre çok fazla. İşte bu. Bu işi tamamladıktan sonra üstüne beton dökebilirim. Bence bu işe yarayacak. İşe yarayacaktır. Blake gece boyunca ekibiyle hiç durmadan çalıştı. Ve ertesi sabah döndüğümde meydan... Biraz saracağım abileri. Ölmeme ramak kaldı. Bence bıktığımız arabaları tırmak için, inerler, darbeyi hafifletmek için yataklar gibi. Gerçekten çok çabaladı. Yatak artık onu abi tutuyorum. Ve su tankları. Blake ne yaptığını iyi biliyor gibi. Ne yazık ki sadece 11 dakikası var. Bu noktada Blake zamanda olmadan bariyerlerini bitirmek için her şeyini ortaya koydu. Engeller la. Değil mi abi? Ve bütün bunlar aslında etkileyici görünüyordu. İşte bu. Adam trende reklamı var adamın ya. 3. Son düzlüğe girdik. Abi Digabo, eyvallah yavrum. 1. Son savunma attı. Zaman doldu. Dur şunu. Artık zamanın kalmadı. İyiydi la, iyiydi. İnanamıyorum. Ya Lamborghini adama namaz kıldırtır oğlum. Aşamadaki konteynerlerden, ikinci aşamadaki yataklara ve hatta üçüncü aşamadaki yanan arabalara kadar Blake bir şekilde önceki aşamalardaki bütün kaynakları kullandı. Bakalım eve Lamborghini ile mi döneceksin yoksa seni evine ben mi bırakacağım? Görelim şu treni, hadi görelim. Bütün bunlara dalmadan önce treni geriye almamız lazım. Gerçekten çok geriye gideceğiz. Böylece tren bütün bunlara çarpmadan önce bayağı bir hızlanacak. Bu sana uyar mı? Hayır, hem de hiç uymaz. Virüs ol Blake, Lamborghini'nin kurtulacağını düşünüyor musun? Yani umarım kalır Jimmy. Elbette trene Fils logosu yaptırdık. Dünyanın en iyi çikolatası bu. Kendinize bir iyilik yapın. Yeni tarifi mutlaka deneyin. Ama şimdi Blake'in hayatının en önemli anına tanıklık edeceğiz. Bakalım Lambo kazanabilecek mi Blake? Bir şey söylemek ister misin? Ne yapacaksın görelim. Treni gönderin. İşte geliyor. Olamaz. 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 Tren geliyor. Mesafeyi bütün bunlara saatte 55 kilometre hızla çarpma. Ve patlayıcıymış değil mi abi? Arkasındakiler de patlayıcı. Nasıl için ayarladık? Hayır, çok hızlı gidiyor. Raydan çık hadi. Raydan çık lütfen. İşte geliyor. Bakalım bütün bunlara. Çok da hızlı değil la. Efekt öyle duruyor. Değmiş mi? Durur oğlum, durur la. Durur deme abi. Başardı. Ne? Ha, bekle. Ne? Bekle. Başardı, sen başardı. Raydan çıktı. Evet, sanırım durdu. İnanamıyorum. Bravo. Yendin lan kahpeyi. Hiç bu kadar mutlu birini görmemiştim. Vay canına, raydan çıkardın dostum. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Başardım. Başardım. İşte bu. İnanamıyorum. Bravo kardeşim. Lamban oldu. İşte Lamborghini Blake. Evet. Lamborghini kazanmakla kalmadı. Ayrıca bütün bu parayı da... İyi la. Evet. Tebrikler. İşte bu. Bu videoyu bitirmenin en iyi yolu... Verir değil mi abi parasını? Biliyor musun? Ne? Walmart'a gidip hemen şimdi Fistables'ı almak tabii. Senin gezegendeki en lezzetli çikolata. 3'te keramet vardır. Sonra görüşürüz. Evet. Yorumlarda Blake'i tebrik edin. Evet canlar. Artık oyun vakti ya. BioWare'yi de izlediğimize göre artık oyun...